Evet, beklenti raporunda stüdyo konuğumuz Yücel Tonguç Erbaş ve kendisiyle birlikte piyasaları konuşacağız. Bakalım bu piyasalardaki kısa süreli bahar havası gerçekçi mi değil mi? Soralım Tonguç Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi inanıyor musunuz Donald Trump'ın bu zeytin dallarına, güllerine diyelim, özellikle anlaşma umudu piyasalarda bayağı fiyatlandı gibi sanki Tonguç Bey? Ya şimdi açık söylemek gerekirse biz aslında bir beklentinin de nispeten gerçekleştiği bir dönem içerisindeyiz. G20'den sonra başlayan süreçte işte o 3 aylık Çin-Amerika görüşmeleri piyasalarda Amerikan borsalarında özellikle çok yüksek bir oynaklıkla geri çekilme gördük ki bunda global büyümedeki yavaşlamanın da beklentisi içindeydi fiyatların. Dolayısıyla bu 3 aylık süre içerisinde biraz piyasalar önce gelişmekte olan ülkelere sonra Amerika endeksleriyle birlikte neredeyse tüm dünyaya yayılan bir iyimserlik vardı aslında. Son geçen hafta sonu Trump'ın yine klasik tweetiyle en azından tam anlaşmanın detaylarını, tarihini uzatma mı olacak, nasıl olacak bunu bilmesek de uzun bir yol alındığını ve piyasalarında bunu pazartesi sabahından itibaren hemen uzak doğu piyasalarıyla fiyatladığını görüyoruz. İnanır mıyım konusuna gelince aslında yani mevcut sistemde biraz da gereklilikten yapılan nasıl diyelim sözleşmeler, anlaşmalar ya da söylemler. Dolayısıyla ben bunun fiyatlamasının burada netleşeceğini düşünüyorum. Yani borsalar kanadında özellikle Amerika ve uzak doğu piyasalarında da bundan sonraki süreçte de bu anlaşmanın detaylarını biz görmeye başlarsak eğer işte Mart ayı içerisinde süresi ne kadar uzatılacak, içinde nasıl bir değişiklik olacak. Yani bazı bilgiler geliyor Trump tarafından ama net bir şey de yok şu an için. Dolayısıyla bu netleştikten sonra da biz aslında bu yıl içerisinde bütün veri akışları bizim için önemli olacak. Çünkü dünkü Powell'ın sunumunda da aslında hep yani verilere bakacağız ve bekleyeceğiz gibi bir görüntü var. Dolayısıyla ticaret savaşları da bir kenara ayrıldıktan sonra artık veri akışıyla birlikte Avrupa'da, Amerika'da hatta Çin ve gelişmekte olan diğer biraz daha ufak ölçekli ülkelerdeki borsa ve kur fiyatlamalarını görmüş olacağız. Dolayısıyla bence bu yıl eğer bu Brexit ve Çin-Amerika ticaret savaşları anlaşması diyelim görüşmeleri sonuçlandıktan sonra herkes ekonomik aktivitedeki değişime daha çok hassas olacak, daha çok dikkat edecek. Çünkü nasıl bir yöne doğru seyrederse tahmin ediyorum FED politikası, Avrupa Merkez Bankası politikası ve borsalardaki fiyatlamalar buna göre olacak. Dolayısıyla şu an için inanıyorum ama yıl içerisinde birçok sürpriz hala dünyayı beklediğini düşünüyorum açıkçası. Evet, şu an için evet ama gelecek için hayır diyorum diyorsunuz. Evet, bakalım neler özellikle gösterecek. Şimdi Donald Trump olunca söz konusu tabii öyle kimsenin aslında inanmaması normal. Şimdi eski FED Başkanı Janet Yellen'ın açıklaması var. Aslında onu ben az önce sundum ama isterseniz bir haberini izleyelim. Olur. Onun üzerinden Donald Trump ve politikalarını birazcık konuşalım Tonguç Bey izninizle. Bir önceki FED Başkanı Janet Yellen Donald Trump'ı para politikalarını eleştirdi ve Beyaz Saray yönetimini makroekonomiden anlamadığı şeklinde aslında kendisi eleştirmiş oldu. Bakın o eleştirilerde kimler hedef alınmış izliyoruz. Fed eski başkanı Janet Yellen, ABD başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerde bulundu. Bir radyo programına verdiği mülakatta Yellen, Trump ekonomik politikalardan anlıyor mu sorusuna hayır anladığını düşünmüyorum cevabını verdi. Fed'in ilk kadın başkanı olan Yellen, Trump'ın bağımsız olması gereken Fed'e baskı yapmasının sağlıklı olmadığını da ifade etti ve uyardı. Eğer bu devam ederse, özellikle de ABD'de herhangi bir nedenle koşullar kötüleşirse FED'e olan güveni baltalayabilir. Janet Yellen'ın FED başkanlığı görevi Şubat 2018'de sona ermişti. Evet, Janet Yellen'dan bir eleştiri gelmiş oldu. FED başkanının aslında ekonomiden anlamadığı şeklinde, daha doğrusu Donald Trump'ı eleştirdi. Ama Donald Trump da sıkça FED'i eleştiriyor. Şimdi kim haklı diye soracak olursak, hani ekonomiden anlaması bu kadar gerekiyor mu Donald Trump'ın? Öncelikli sorum bir. İkincisi bir de Tonguç Bey, Donald Trump'ın eleştirilerinde haklı mı? Çünkü Amerikan büyümesi yavaşladıkça Donald Trump FED'i eleştiriyor bu anlamda. Şimdi görevde olmayınca galiba bazı söylemleri daha rahat daha güvercin söyleyebiliyorsunuz herhalde. Ya bir kere şu bir gerçek, Trump normal Amerikan sistemi içerisindeki yönetim tarzının bence biraz dışında. Yellen
Yellen da aslında biraz da nasıl diyelim yani geleneksel bir yönetim içerisinde hem Fed başkanı iken hem de genel kendi kariyerine baktığınızda bir süre geçirdiği için dolayısıyla bu iki görüntü veya iki akım diyelim birbiriyle çelişiyor. Nedir bu? Aslında Trump'ın ben ekonomiden anlamadığı konusunda tam hemfikir değilim. Ama etkileri konusunda biraz daha sabırsız ve olabilecekler konusunda da çok etrafındakilerin söylemlerine dikkate aldığını düşünmüyorum. Nedeni de şöyle, tamam tekrardan büyük bir Amerika oluşturma sevdası var, böyle bir hayal var. Bununla da seçimi kazandı aslında. İkinci kez seçilmek için de aynı yöntemi kullanacak. Ama o da özellikle G20 sürecine kadar gördü ki Amerika'ya tekrar şirketleri çekmek, Amerika'nın ticaret hacmi üzerinde bazı inisiyatifleri kullanmak aslında dünyadaki birçok dengeyi de değiştiriyor. Ve dolayısıyla iş dönüp dolaşıp tekrar Amerika'nın belki zarara uğramasını ya da tahmin ettiği kadar bir güçlü olmasına neden olmayacak. Dolayısıyla aslında ben bunu G20'de gördüğünü düşünüyorum ve bütün bu süreçte böyle ilerliyor. Dolayısıyla evet, yani her başkanın da ekonomiyle ilgili çok bilgili olmasına gerek yok. Çok iyi bir takımı varsa, bunu iyi danışmanları varsa, iyi de en azından bu konuda öngörüleri kabul görmüş bir grupla çalışıyorsa aslında bunu idare ettiği zaman çok da başarılı olabilir. Ama ben görev süresi içerisinde çok hızlı, çok agresif ve hızlı bir şekilde de istediklerini, vaat ettiklerini yapmak istedi. Ama o da aslında farkına vardı ki tahmin ediyorum biraz da danışmanlarının desteğiyle aslında işlerde yalnız büyük bir Amerika dünyada varken tüm dünyada diğer ülkelerde küçük kalmak gibi bir durumu söz konusu değil. Dolayısıyla biraz aslında son 2 aydır, 3 aydır geri döndü ama Fed ile ilgili de tabii söylediğiniz çok enteresan. Fed'i de eleştirirken sonuçta orada da bir politika uygulanıyor, bir veri akışı var. Tabii. Orada da tek istediği faizler çıkmasın, biz daha fazla büyüyelim, daha fazla iş sağlayalım. Ama ekonominin de bir dengesi var. Dolayısıyla Fed buna bir fren koymaya çalıştı. Ama görebildiğim kadarıyla şu an biraz teslim olmuş gibi duruyor açıkçası. Evet, teslim olmuş gibi duruyor. Bir taraftan da bir grafiğimize sevgili yönetmenimizden rica edelim. Ekrana verelim. Dolar gevşiyor. Dolar endekse. Evet. Şimdi dolar endeksi gevşiyor. Amerikan 10 yıllık tahvillerde de hani o üçlü seviyelerden çok korkar olmuştuk. Ve onun çok uzağındayız artık Tom Hüç Bey. Birincisi bunun nedenini soracağım size. 2.63'lerdeyiz. Bir de dün Jerome Powell'ın aslında önemli bir konuşması vardı. Senato'da bugün de işte Temsilciler Meclisi'nde konuşacak. Dedi ki bankacı komitesine yaptığı yarı yıl toplantısındaki sunumda sabırlı yaklaşım meşru kılacak çelişkili sinyaller gönderiyor. Ekonomi faiz artışında sabırlı yaklaşımı meşru kılacak çelişkili sinyaller var. Şu andaki ekonomik koşullar sağlıklı olarak görüyoruz. Ekonomik görünüm de iyi ancak geçen birkaç ayda bazı karışık sinyaller gördük dedi. Ne demek istiyor? Kafamız karışmış olabilir mi acaba? Aslında son toplantıda tutanaklarda son birkaç aylık FED politikalarına baktığımızda bence kelimeler, söylemler biraz daha farklı olsa da aynı mantık üzerinde gidiyor. Yani ben Fed'in özellikle bu çelişkili ekonomik veriler dediği şey şu, istihdam hala artmaya devam ediyor. Büyüme de şu an için en azından 2018 için diyelim bir sıkıntı görmüyorlar. Fakat çeliştikleri yer... Nispeten enflasyonu da hedefledikleri yerde ama faiz artışı için gerekli inmenin olmadığını tahmin ediyorlar. Çelişkili olan yer aslında sanayi üretimi geldi geçen hafta. İşte dün siz konutlarla ilgili bazı veriler verdiniz yayın akışında. Konut başlangıçları %11.2 düşmüş Tonguç ve Eylül 2016'dan beri en düşük seviyesi ki Amerikalıların en korktuğu verilerden. Yani konut, taşıt aslında bunlar hem kredi anlamında hem de Amerika'nın büyümesi için en büyük iki tane başlık gibi duruyor. Doğru. Bunun haricinde bazı kitaplar vardır Amerika'da. İşte 5 kitap ya da ne diyelim kırmızı kitap falan. Kırmızı kitabı da hiç anlamıyorum. Hep böyle ılımlı diyen evet. Bir kitap ama hiç böyle metinlerde bir değişiklik aslında, oluyor mu? Ama o da bayağı çekimsel davranıyor aslında. Doğru. Yani şöyle aslında Fed'in de sürecinde Amerikan ekonomisinde daha önce de farklı renklendirilmiş kitaplar vardı. Bunlar bölgesel olarak ekonomik aktivitenin nasıl gittiğini Fed'e
veya Merkez Bankası'na iletir. Onlar da değerlendirmelerini en azından bölgesel olarak yaparlar. Ve burada da işte zaman zaman 12 bölgenin içerisinde ekonomik aktivite hızlı artıyor veya işte beklenen düzeyde artıyor gibi söylemler varken son birkaç yayında bazı bölgelerde yavaşlama olduğunu, işte iş gücüne katılımın azaldığını, büyümeye burada bir sekte vurabileceği gibi raporlar geliyor. Dolayısıyla FED şunu düşünüyor. Bu gelen veriler her ne kadar benim istihdamım, büyümem, işte ekonomim şu an için güçlüyse de önümüzdeki dönemde artabilir mi? Artı bizim bu ticaret anlaşmalı sürecimiz dünyayı etkilediği gibi bir bumerang gibi tekrar dönüp Amerika'da da bu ivmeyi hızlandırabilir mi? Dolayısıyla bu yıl 3 faizle başlayıp yani 2 faize çekti ama bence şu an için beklentiler neredeyse faiz artışı olmayacak gibi. Bu da aslında çok keskin bir dönüş beklenti açısından. Dolayısıyla böyle bir şeyi var Fed'in, olabilirlik sinyali var. Ve ben bunun olacağını da düşünüyorum aslında. Sizin belirttiğiniz gibi hem tahvil faizlerinde hem dolar endeksinde de biz bunun etkisini görüyoruz ki 2 yıllıklarla 10 yıllıkların bu kadar yakın seyretmesi hani daha önceki aylarda konuşulan son zamanda zikredilmiyor ama bu resesyon meselesinde aslında gündemde tutmaya devam edecek diye düşünüyorum. Evet, aslında bakıldığında işte Amerikan 10 yıllıklar evet 2.63-57'lere kadar gelmiş oldu. 2 yıllık tarafta ise 2.47'lerdeydi. 2.48'lerde oldukça yakın seyrediyor evet. Tonguç Bey. Peki şunu soracağım. Yani artık biz şunu konuşmama dönemine mi giriyoruz? Faiz artışı ya da arttırmama dönemin çok önemli değil. Fed'in bu bilançoyu nasıl küçültebileceğine dair sinyaller çok önemli. Dün özellikle bu sorunun yanıtını aradım. Yani faiz arttırmadan sadece bilançodaki o düşüş miktarını artırırsa diyelim ya da azaltırsa faiz artırmış ya da azaltmış kadar aslında etkili olacak. Yani bilanço aslında şu anda çok önemli gibi duruyor piyasalarda. Ya tabii şimdi şöyle düşünün, bir döngü içerisindesiniz. Hem faizlerimi arttırıyorum hem mevcut işte 5 katına çıkan neredeyse bir bilançomu da küçültme modeli içerisindeyim. Bunun içinde ekonominin güçlü kalacağını düşünüyorum. Aslında her iki kanatta da yani faiz bilanço küçültmede de aslında bir sinyal verdiğinde ben her ikisinin de acaba sorusunu gündeme getireceğini düşünüyorum. Çünkü işte Aralık toplantısında bir acaba 2019'da faiz 2'ye indi, 1'e iner mi, hiç arttırmaz mı gibi beklenti Doğru. oldu. Şimdi faize bir değişiklik yapmadan bilanço küçültmede de bir yavaşlamaya giderse, çünkü bir takvim açıkladı. Şu anda 60 milyar dolar piyasadan çekiyor. Evet. Her ay cebimizden 60 milyar dolar gidiyor aslında. Bizden tam olarak gitmese de Amerika Tabii. içerisindeki ekonomik o destekleyici hamlesinden bir tekrar bilanço küçültmeye gidiyor ki bunu yapmak istiyordu. Önümüzdeki dönemde herhangi bir karışıklık olduğunda tekrar belki bu yöntemi kullanabilirdi. Kısaca bilanço küçültme yavaşlamasına giderse de ben bu sefer piyasaların şöyle bir algı içerisinde olacağını düşünüyorum. Acaba Fed'in beklediği o nasıl diyelim sinyaller veya gördüğü bazı yerdeki veri akışı gerçekleşmeye daha mı çok yaklaşıyor? Bu belki kısa süreli bir panik havası da yaratabilir. Evet. Şimdi biraz 30 saniye sonra reklama gideceğiz de dönüşte de Viyop açılışını yapacağız. Tamam. Sadece şunu rica ediyorum Tonguç Bey. Viyop artı mı açar, eksi mi açar? Ya da bir yüzde tahmininiz var mı? Ya yüzde tahminim yok ama dün spot tarafta 105 bin üstünde kapadığımız için ben hafif bir artıyla başlama imkanı olabilir. Yani çok büyük bir dalgalanma açılışta beklemiyorum. Anladım. Ufak bir artıyla başlarız. Sonrası bir kar satışı sanki gelebilir. Olabilir. Olabilir. Metinlerde bakalım nasıl açacak? Tonguç Bey haklı çıkacak mı diyelim. Kısa bir aradan sonra bu sorunun yanıtını öğreniyoruz. Vestel Venüs E4 sunar.
Vestel Venüs E4 sundu. Ekonomide turizmden herkese merhabalar. Turizmin nabzı Ekotürk'te atıyor. Tüm yönleriyle ve sektöre ilişkin gelişmeleri söz sahibi isimler değerlendiriyor. Hande Özdemir ve Halil Korkmaz'ın sunduğu Ekonomide Turizm'de bu hafta Lima Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya ve Kıbrıs özelinde Türk turizmine yönelik yatırımları değerlendirecek. Ekonomide Turizm bugün 13'te Ekotürk'te. Bildiğimiz dünya şu anda büyük bir değişim geçiriyor. Teknoloji ve bilim günlük hayatlarımızı baş döndürücü bir hızla değiştiriyor. Bu yüzden gözlerinizi açın ve 2050 yılına yolculuk etmeye, geleceği hayal etmeye hazır olun. Geleceğin rüyası yarın 20'de Ekotürk'te. Beklenti raporun ikinci bölümüne devam ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş stüdyomuzda. Tonguç Bey haklı çıktı. Kazandınız, tebrik ederim. Yani olabilir. Piyasalarda her zaman doğru tahmin yapamazsınız ama evet. En azından piyasaları iyi okuyorsanız tahminlerin yüzdesinin fazla olması sizi her zaman daha yüksek getiriye götürebilir. Evet, şimdi izlediğimiz neden tebrik ettiğimi şimdi anlayacaklar. Viyop 0.04 artışla açıldı. 132.350 puan seviyesinden açıldı. Tonguç Bey dedi ki hafif artıyla açar Murat. Sonrasında bir toplamaya çalışır ama bir bakmak lazım. Dün çok alınmıştı. Borsa işte 105.000 seviyelere gelince. Ben dedim ki hiç bunu bence konuşmayalım. Araya gidelim. Tonguç Bey ve aradan sonra konuşuruz diye. Haklı çıktınız, tebrik ederim. Bundan sonra ben bütün konuklarıma bu şekilde yapayım. Olabilir. Bakalım kim haklı, kim haksız çıkıyor efendim. Borsa nasıl açılır? Bugün nasıl borsa görür sizce? Dünü şimdi, iyi bir seviyede kapattı. Evet. 105.082 puan seviyesinde. Şimdi bizim borsada yani dünden gelen 105.000 üstünde olmamız bir kere bence önemli. İkincisi Ocak'ta yaşadığımız o yüksek para girişi, hızlı yükseliş, inmesi sonrası Şubat'ın İlk 3 haftasında neredeyse birkaç sağlıklı düzeltme de yaptık. Yani 101.800'lere kadar bir geri çekilme oldu birkaç kez. Aslında 102.500'ün üstünde de tutunup tutulmayacağını konuşurken ben tahmin ediyorum. Özellikle gelen bilançoların da 12 aylık bilançoların da biraz etkisi var. Bu yılın kağıt bazlı bir borsa olacağını, yani hisse senedi bazlı, sektörel bazlı değil bir borsa olma ihtimali yüksek oldu. Ama bizim yükselişimizin yine bankacılık sektörüyle olacağını ben keza düşünüyorum. Eğer 120 binler, 130 binler test edilecekse. Borsa için şunu söyleyebilirim. Tahmin ediyorum son haftada da bir para girişi devam ediyor. Yine hisse bazlı diye düşünüyorum. Özellikle bankacılık sektöründe çok hızlı yükselişler olmasa da çünkü çok hızlı bir inme kaydettiler. Orada da yavaş yavaş en azından pozisyonların azalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir ortamda global anlamda bir düzeltme içine girmezsek ben Borsa İstanbul'un Mart'ta da bu ivmesiyle giderek en azından 107.500 gibi seçim öncesinde, yani bu yerel seçimler öncesinde bir seviyeyi test etmesi yani ihtimalini... Seçimlerden önce bir 107.000 görürüz. Peki seçim sonrası ne olur Tonguç Bey? Herkes böyle eleman alımını durdurmuş gibi hissediyoruz. İş başvurusu yapmak isteyenler ya seçim geçsin de seçim sonrasına bakarız diyorlar. Borsa yatırımcısı da bence seçim sonrasını bekliyor. Bence çok yanlış bir görüş. Yani şöyle düşün, biz kaç tane seçim geçirdik? Hani seçim öncesi sonrası için bir de yerel seçimler. Yani ben aslında şahsen çok da yerel seçimlerin belki tabii siyasi olarak birçok senaryo üzerinde konuşulabilir seçim sonrası ama evet. Netice itibariyle bir yönetim değişimi olmuyor. Yerel bir hizmet veren, yani benim açımdan hani belediye başkanı gibi baktığınızda bu sistemin değiştiği herhangi bir partiye üye olmuş bir siyasi figürün seçileceği bir seçim. Dolayısıyla bunun eğer bir siyasi döngü içerisine sokmazsa bizi seçim sonrası, yani partiler içerisinde sonuçta piyasaları da çok derinden etkilememesi gerekiyor. Ama bizim ekonomimize baktığımızda şimdi Sayın Albayrak mesela geçen gün söyledi seçimden sonra daha da iyi olabileceğiz, yani piyasaları daha iyi görüyorum diye. Aslında yurt dışı yatırımcılar açısından da baktığınızda Türkiye piyasası hala çok kazandırabilir. Gelir açısından dünya genelinde hem tahvilleri
hem kur oynaklığına baktığımızda yani son Merkez Bankası kararları ve politikasına daha güvenli gidiyor. Borsasında da her zaman konuştuğumuz o göreceli ucuzluk devam ediyor. Dolayısıyla ben yani seçim öncesi, seçim sonrası diye değerlendirmeyeyim. Ama Türkiye'nin doğru aslında önümüzdeki 4-5 ay içerisinde enflasyonun düştüğünü, faizlerin gerilediğini, kredi hacminin, tüketici güvenin biraz daha o dip seviyelerden arttığını ve Borsa İstanbul'da da nispeten bu şeyden, gelişmelerden yararlanacağını ben düşünüyorum. Yani teknik seviyeler vermek vesaire farklı olabilir. Geçen yıl %20 değer kaybeden bir borsa var. Bu senede bunun bir kısmını geri alması çok sürpriz olmaz. Dolayısıyla çeşitli tarihleri günlerin üzerine bence yatırımlarımızı yapmak çok doğru olmaz. Döngünün nasıl olacağını tahmin etmek lazım. Hangi üründen ya da pazardan ne kadar bir getiri sağlayabilirsiniz? Her zaman da maksimum getiri olmayacaktır. Doğru. Ve borsa içerisinde de bir portföyün varsa %30, ben bu sene hala %30, %40 doğru hisse senetleriyle yatırım yapılabileceğini, devam edilebileceğini, pozisyonlarına taşınabileceğini düşünüyorum. Yani paramız varsa o yatırım yapacağımız paranın %30'u yine borsada olması gerekiyor. Evet. Peki bilançolar da geldi Tonguç Bey. O borsa içindeki sepette bir değişiklik var mı? Özellikle banka bilançoları aslında kimine göre aslında önümüzdeki dönem açısından bazı temel riskleri barındırıyor. Moody's'in son yaptığı yorumda da bankalara eleştiri vardı, evet, aslında kredi mekanizması ve marjlarda bir değişiklik olmasıyla alakalı. Ne dersiniz? Şimdi kredi derecelendirme kuruluşları çok her zaman ekonomik döngüyü tam tahmin edebilen ve özellikle yorumları geldiği tarihlerde o anki fiyatlar, o anki seviyeler neyse enflasyonda, büyümede, cari açıkta biraz onun üstünden değerlendiren kurumlar benim kanaatimce. Ama bizim zaten bir dalgalanma üzerinden hani normalleşme sürecimiz devam ediyor. Doğru. Ben şunu düşünüyorum. S&P için özellikle 3 ay sonra bir değerlendirme olsaydı belki görünümle başlayarak bir düzeltmeye gidecekti. Bunun nedeni de evet, biz büyümemiz yavaşlayacak ama enflasyonumuz, cari açığımız ve büyüme inmemiz bence 2-3 ay sonra, yani özellikle ikinci çeyrekten sonra o dip seviyeden döneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkenin yani yatırım yapılabilir seviyenin 2-3 basamak altında bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendiriliyorsa, aslında bu döngü içerisinde bu sağlıklı sisteme giriyorsa ve bir süre devam ediyorsa bunu gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bankacılıkta evet, kredi dönüşlerinde bir sıkıntı yaşayabiliriz ama son adılan özellikle faizler de son 2-3 ayda biraz mevduat tarafında, kredi tarafında aşağı geldi ve tekrardan bir kredi çevirme şeyine girdik, yani dönemine girdik. Hem bankacılık açısından işte Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda bir indirime gitti. Moody's tam bunları eleştiriyor. Yani Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık indirimi ve işte Sayın Albayrak'ın kredi verme çağrısı ve paketlerini de eleştiriyor ve bu bankalar üzerine bir negatif etki yaratıyor. Peki ne yapalım? Korkmak gerekiyor mu? Yani ne yapalım? Yani büyümeyi başka nasıl destekleyebilirsiniz? Yani kenara çekilip herkes, işte dediniz ki insanlar istihdam yaratmakta, şirketler tabii büyümekte bir soru işareti var akıllarında. Dolayısıyla herkes şuna inanacak ki benim enflasyonum gerileyecek, ben aldığım kredi miktarı ve oranı üzerinden gelirimi arttırabileceğim, içerideki pazar genişleyecek. Dolayısıyla ben her zaman şunu savundum, 2019'da enflasyonu aşağı indirirken büyümeyi de tekrar güçlendirici bir hamle yapacağız. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Enflasyon aşağı gelir, Merkez Bankası faizleri aşağı çeker, kredi faizleri aşağı gelir ve siz şu an için bu işte 6 aylık süreçte mevcut kredilerde zorlananların maliyetlerini azaltmak için bir destekleyici çaba sarf edersiniz. Bir de yeni krediler için daha uygun fırsatlar yaratırsınız. Çünkü öbür türlü bir enflasyon büyüme dengesi sağlamanız imkansız. Ha, bunu eleştirebilir ama bunun eleştiri sonrasında geleceğimiz sonuç eğer bizim için doğru bir yöntemse sonunda da çıkıp şey demesi lazım. Tamam, Türkiye'nin uyguladığı politikalar doğrudur. Şöyle bir iyimserlik tarafına girmiştir, enflasyonu dizginlemiştir, büyümeyi de yavaş yavaş geliştirmektedir. Türkiye için ne zaman riskler söz konusu olmadı? Yani Türkiye ekonomisinde her zaman riskler söz konusuydu. Ama ben bankacılık tarafında özellikle sorunlu kredilerin artma hızının Ocak'tan sonra da yavaşlayacağını düşünüyorum. Evet. Yani artacak ama Ocak'tan sonra, özellikle Ocak, Şubat'tan sonra, yani içinde bulunduğumuz dönemden sonra bu oranında belli bir seviyede kalıp belki yıl içerisinde onda da bir gerileme göreceğiz. Bir diğer taraftan bir son dakikamız var, onu da paylaşalım. Hindistan iki tane
Hindistan iki savaş uçağı Pakistan tarafından düşürüldü. Bir taraftan da Sensex borsasına bakıyorum. Hani orada tablo değişikliğinde. Oralar birazcık negatif. Çok fazla haber akışıyor. Sınırda sıkıntılar vardı. Dün de Japonya borsasında bir satış vardı. Burası da negatif etkileniyor. Peki bizim iş tarafta evet. Aslında benim hani gözlemlediğim bu Tonguç Bey. Yani her gelen bir şekilde bu yerel seçimde bir barometre olarak gösteriyor. Ve o ben de aslında sizinle aynı taraftayım. Çünkü bu yerel seçim ya zaten mahallemize hizmet veren başkanımızı seçiyoruz. Evet. Belediye başkanını ya da işte sokağımızı, ilçemize. Hani ne kadar Türkiye siyaset açısından önemli olabilir diye söyleniyor ama burada işte büyük şehirlerdeki oy dağılımı bu da önümüzdeki dönemde Türkiye siyaseti açısından bir projeksiyon sunması bekleniyor vesaire. Çok da anladığım konular değil siyaset aslında. Evet. Ama yani seçim tabii ki her seçim bir risk olarak görebilirsiniz. Ama ne zaman ki Türkiye'de bu konuda bir yatırım yaptıysanız, bir pozisyon aldıysanız, evet, her seferinde aslında seçim geçmiştir ve bir şekilde ekonomik döngü devam etmiştir. Yani biz seçimden sonra ülkeyi kapatıp gitmiyoruz yani. Sonuçta devam ediyor ve aslında riskler her zaman da bir fırsattır. Yani Borsa İstanbul 92 bindeyken işte 75 bine gelecek, şöyle olacağız bilmem ne gibi birçok böyle bir yorum da, görüş de vardı. Dolar 10 olur diyen yorumlar da vardı. Evet, yani baktığınızda spekülasyon, manipülasyon olsun diye hatta. Ya bunların hiçbiri fiyatlama açısından olmaz da demiyorum. Ama uygun bir seviye. Şimdi düşündüğünüzde Merkez Bankası 24 politika faizi uyguluyor. Sizin doları olan talebiniz giderek azalıyor. Yani bu sene için hani dış borç ödemesi açısından. Onun yanı sıra şirketlerin eskisi kadar kur riski konusunda o dalgalanma sonrasında bir talebi yok. Hı-hı. Yerli yabancı yatırımcı devamlı dolar almaya devam ediyor. Şimdi siz bu ortamda dolar şöyle olacak dediğinizde bunun arkasını doldurmanız lazım. Yani dolayısıyla biz yani işimizi yaparken de bunu mantıklı bir şekilde açıklamamız lazım. Borsa 90 binlerdeyken neredeyse 1.2 sertleri işte 12 bin endeks dolar bazlı gördüğünde yani bundan en azından bir getiri yani 5 sentte dolar özür dilerim borsada yatırım yapmakla 1 sentte yatırım yapmak arasında en azından getiri riskinin verdiği bir güven olması lazım. Tabii, siz 4 sent kafadan neredeyse maliyeti yani düşürüyorsunuz. Siz her şey iyiyken hisse senedi içinde söylüyorum, dolar içinde söylüyorum, altın içinde söylüyorum. Her şey o ürün için pozitifliğe getirmiş işte %40, %50 bir getiri sağladıktan sonra o piyasaya girmeye çalışıyorsanız burada finansal okuryazarlık konusunda da kendinizi bir sorgulamanız lazım. Peki Yücel Tonguç Erbaş borsadan bu seviyelerden hisse toplamaya başlar mı? Örneğin mesela tamam 90 ben daha binler... önceden başlamıştım. Onu biliyorum da. Abi de şimdi soralım derim. Hani yani buralardan hissel mesela... olarak değil yani daha önceden de evet, ben söylediniz. Evet. 90 binlerde de söylediniz. Sürekli yayınlarımızda da aktarıyoruz ama hani geldi borsa 107 bin beklentiniz de var. Ne yapsın yatırımcı? Yani buradan hisse alınır mı? Pahalı mı yine de? Şimdi bakın böyle bir yükseliş trendi içine girdiyseniz kendinize bir stop seviyesi belirleyeceksiniz. Tamam. Endeks bazlı da olabilir, hisse senedi fiyatı bazlı da olabilir. Dolayısıyla bu seviye aslında psikolojik olarak 100 bindi. Kısa vadeli bir şey düşünüyorsanız da yani ben tedirginim 102.500 gibi gözüküyor. Şimdi aşağıda bu kademeler giderek yukarıya doğru sizi taşıyacaktır. Yeni bir stop seviyeleri belirleyeceksiniz. Bu seviyeler kırılmadan bence hisse senedinde de doğru analiz yaptıysanız yani bilançosu güçlü hala faaliyet alanında güçlü bir gelir sağlayabileceğini, temettü dağıtabileceğini, sektörel bazda hem içeri hem dışarı belki bir ticari faaliyetine devam edecek, fiyat olarak da ucuz olduğunu düşündüğünüz bir hisse senediyseniz pozisyonunuzu kademeli arttıracaksınız. Her geri çekilmede o stop seviyenizi de hiçbir zaman unutmayacaksınız. Dolayısıyla bana soruyorsunuz. Diyelim ki bugün benim hiçbir hisse senedi yatırımım yoksa ben belirttiğim şekilde bir stop seviyeleriyle gider. Her geri çekilmede takip ettiğim hisse senetlerinde ya pozisyon, yeni pozisyon alırım ya pozisyonumu yavaş yavaş arttırmaya devam ederim. Çünkü başka türlü bir stratejiyle yani 105 binden almayayım ki endeks 105 binken belki sizin takip ettiğiniz hisse senedinin fiyatı hiç değişmemiş de olabilir. Yani endekse değil mi? Uyumlu olmayabilir. Olmayabilir, evet. Azalabilir. Şimdi aslında Tonguç Bey 105.082 bu böyle yıl yine ben size periyodunu söyleyeyim. Siz özellikle soracaksınız biliyorum müdürüm. 2 yıllık haftalık son 2 yılın almış olduk. Tamam. 105.082 aslında çok önemli bir direnç seviyesiymiş. Orasını geçtik gibi gözüküyor ama hani uzunca bir süredir de bir satış baskısı vardı. Bu 110 bini katlar hatta Borsa İstanbul'da 120 bin gibi bu yıl rekor yılı olur mu? Yani böyle bir küresel hava var mı? Yurt içinde de böyle bir hava atmosfer buluyor mu? Peki şöyle düşünelim. Dünyada işte Çin,
Brexit, Amerika falan bunlar dünya ekonomilerini etkileyecek düzeyde bir gelişmeye neden olmadı. Doğru. Yani aşağı yukarı her şey aynı kaldı gibi düşünelim. Türkiye'de de enflasyonun sene sonuna kadar düştüğünü, büyümenin tekrardan bir ivmelendiğini, cari açığın da buna yakın olarak belki biraz genişlediğini yıl içerisinde çok kötü bir senaryo olarak düşünmezsek. Ve bizim sene sonuna doğru belki bu kredi derecelendirme kuruluşlarından da ufak ufak da olsa görünümle notla ilgili düzeltmeler geldi. Ben iyi senaryoyu konuşuyorum. Bu durumda 120 bini geçmemiz sürpriz olur mu, ben sana sorayım. O zaman olmaz. Gayet güzel bir tablo çiziyoruz. Ama burada hiç yurt dışı taraf yok bu arada. Yani dolayısıyla ne dedim biraz önce, Pakistan, Hindistan, işte Rusya, Ukrayna, ne bileyim Amerika, İran. Yani birçok gelişme olabilir. Evet. Zaten bunlar hazırlıklı olmamız lazım. Ama benim senaryom aşağı yukarı bunun üzerinde kurulu. Dolayısıyla ben yeni zirve görebileceğimizi düşünüyorum. Ama yıl içerisinde bir değişim olduğunda da ya ben hedefim işte 130 bindi endekste veya 5 liraya aldım hisse senedir 10 bin liraya satacaktı 10 liraya düzeltiyorum. Burada bir değişim oluyorsa siz de beklentilerinizi buna göre revize etmeniz lazım. Dolayısıyla benim senaryom biraz buna benziyor. Eğer bir değişiklik olmazsa da ben borsanın bu sene içerisinde yeni bir zirve, tekrar 120 bin veya üstünü görme şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, bir analistler de genel olarak şöyle bir noktada da birleşiyorlar aslında piyasa yorumcuları. İşte dünyada resesyon ihtimalleri konuşmamız bile aslında birçok ülke merkez bankasının genişleyici tarafta olacağı ve güvercin politikalardan dolayı borsaları da pozitif yönde destekleyeceği söyleniyor. Şimdi cari açık noktamıza baktığımızda evet cari fazla vermeye başladı. Kabaca 27 milyar dolarlara geldi. İşte Merkez Bankası geçen yıllık karını açıklamış oldu. Buraya hazine devriyle ilgili de işlemler yapıldı. Nasıl bir Merkez Bankası faiz duruşu bekliyorsunuz? Çünkü Goldman Sachs ve JP Morgan 400 ile 600 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Siz bekliyor musunuz? Bekliyorsanız da ne zaman bekliyorsunuz? Şimdi Goldman Sachs ile JP Morgan arasında benim beklentim ne kadar değerli olur bilmiyorum. Estağfurullah ama. Efendim. Şimdi bizim kurum olarak... Eminim ki onların yorumlarında çok daha fazla beni takip ediyor vardır diyelim. Bizim kurum olarak tabii şimdi son anket burada zaman zaman yayınlanıyor. Biz 400 bas puanlık bir indirim yıl genelinde bekliyoruz. Benim kişisel beklentim biraz daha yüksek olabileceği yönde. Faiz indirimi de şöyle düşünüyorum. Şimdi reel faiz diye düşünürsek şu an aşağı yukarı 4 puan gibi bir reel faiz var. İşte Merkez Bankası 24 ile fonluyor. 20 civarı da bir enflasyonumuz var. Şimdi ben Merkez Bankası'nın bu oran 7-8'lere çıktığında yani bizim enflasyonumuz 17-18'lere doğru gerilediğinde ki ben bunun önümüzdeki 4 ayda bizim aylık baz etkisinden yararlanabileceğimiz aşağı yukarı 2-3 puanımız var gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz Mayıs gibi eğer %17'lere enflasyonu 18'lere çekersek Haziran toplantısında faiz indirimi başlar. Eğer biz bunu daha erken yani Nisan'a yetiştirebilirsek yani Mart enflasyonu gibi 18'lerde olursa belki Merkez Bankası çünkü şu an daha öncekinde yani geçen sene mesela faizler yukarıdaydı Merkez Bankası faizi yükseltmiyordu. Şimdi faizler düşüyor. Merkez Bankası biraz daha bekliyor. Burada biraz kurdaki o oynaklığın azalttığı süreci de yaşamak istiyor enflasyon için. Dolayısıyla ben önümüzdeki Nisan ya da Haziran'da az da olsa bir faiz indirimiyle Merkez Bankası'nın devam etme şeyinin olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, Merkez Bankası ile ilgili genel beklentiler bu yönde. Bu arada Sensex borsasına da bakıyorum. Hani bir yandan da gözüm orada. Orada da kabaca kayıplar %0.40'ı aştı. Sabah artıdaydı. Bu arada pilot tutuklandığı haberi de geldi. Düşen uçakla ilgili Pakistan, iki Hindistan uçağını düşürdü ve pilot da şu anda tutuklandı. Sensex borsası ise 35.831 puan seviyesinde an itibariyle görüyorsunuz %0.40'lık bir satış olduğunu da söyleyelim. Bu taraftaki gelişmeler de önemli. Biraz jeopolitik kaygıları artırabilir. Stres yaratabilir bugün için. Ona da dikkat etmek lazım. Evet, dikkat etmek gerekiyor. Bir taraftan da aslında bir haberimiz var. O haberi birlikte izleyelim isterseniz Tonguç Bey. Onun üzerine yorumunuzu da merak ediyorum. İngiltere çünkü bölündü. Bu bölümü üzerine pound ne olur diye konuşalım. Brexit de biliyorsunuz efendim süre daraldı. İngilizlerin çoğunu da ne göre ülke bölünmüş oldu. Son anketlere göre halkın %75'i bölünmüş olduğunu düşünüyor ve bu oran gençlerde tabii ki daha yüksek %81 haberi istiyoruz. Sky Data'nın yaptığı ankette İngiltere'de halkın %75'i ülkenin bölünmüş olduğu görüşünde.
Bu oran 25-34 yaşlarındaki gençlerde %81'e kadar çıkıyor. Anket sonuçlarında %42'si ülkenin bölünmesinde en büyük etkeni Avrupa Birliği'nden ayrılma yani Brexit yüzünden, %23'ü siyasetçiler, %14'ü de göçmenler oldu. İngiliz kamuoyunun en çok güvendiği kurum ordu olurken onu ulusal sağlık sistemi ve polis izledi. Kraliyet ailesi ise güven sıralamasında 4. sırada yer aldı. En az güvenilen kurumun hükümet olduğu ankette, hükümeti sırasıyla iktidardaki Muhafazakar Parti, ana muhalefetteki İşçi Partisi ve medya takip etti. Evet, yani Brexit ile ilgili gelişmeler tabii ki halkı ikiye bölüyor. Ama buradaki fiyatlamadan şunu anlıyoruz Tolga Bey. Daha doğrusu ben anladığımı söylemeyeyim. Hani size danışmak istiyorum. 1.32, 1.38'ler niye pound yükseliyor? Yani İngiltere'de bir bölünme riski varken, işte Brexit'i konuşurken neden bu pound yükseliyor? Daha önce de bir süreç içerisinde, yani özellikle bu oylama süreci içerisinde konuştuk. Bu 1.26'lara doğru sterlin dolar geldiğinde aslında bütün İtalya riski sanki satın alınmış gibiydi. Şimdi bence sterlin tarafında şöyle bir beklenti var. Öyle ya da böyle işte ertelenme olabilir, tekrardan Brexit için referanduma gidilebilir. Sanki siyasi o karmaşa olmadığı sürece, yani Theresa May'in bütün bu çabaları sonrası bir sonuç çıkacak algısıyla aynı borsada söylediğim gibi sterlin dolarda, ki biraz doların da tabii zayıflamasının burada etkisi var. Her geri çekilme sanki bir alım fırsatı gibi değerlendirildi. Şimdi mevcut sistemde son dönemde biraz daha dolar işte haber akışından zayıflıyor, ama sterlinde de en azından işlerin biraz daha yoluna girecek. Yani bir bölünmüşlük var, belirsizlik var, siyasi risk hala var. Ama diyorlar ki biz bunu 1.26'da satın aldık, 1.25'de satın aldık. Hatta zaman zaman 1.20'lerde bile satın aldık. Yani Brexit öncesindeki süreçte de söylüyorum. Dolayısıyla para birimlerine baktığınızda en azından sterlinin de nispeten dolara karşı ucuz kaldığını, eğer olası bir nasıl Çin-Amerika anlaştığında bir borsalara talep geldi, eğer Brexit anlaşması olursa da, olası bir anlaşmada bir şekilde, o zaman ne olacak? İlk başta sterlin değerlenecek diye düşünülerek biraz da alınmış pozisyonlar var. Dolayısıyla 1.32-50 civarları aslında sterlin dolar için önemli yerler. Yani 1.35'lerin falan üstünü ben daha şu süreç içerisinde beklemiyorum. Ama en azından o 1.28'lerden 1.32'lere kadar bu beklentiyle önceden fiyatlanmış bir kuru veya pariteyi görüyoruz diye düşünüyorum. Peki euro dolar paritesinde sizce durum ne olacak? Yani euro dolarda da baktığımız zaman aslında 1.15'ler bir türlü geçilemiyor. Evet, çok enteresan, çok yatay. Tamamen dolar fiyatlamasıyla bence euro tarafında şu an yapılabilecek işte hatta parasal gevşemenin veya yeniden ekonomi desteklemenin konuşulduğu bir para biriminde sadece dolar gevşedikçe biz paritenin yukarı gittiğini görüyoruz. Yani haber akışı biraz dolar tarafında. Euro'nun tekrar güçlenmesi açısından benim oradaki senaryomda yeni yıl içerisinde bir işte parlamento seçimi, daha sonrasında Merkez Bankası değişikliği, bu süreç içerisinde tekrar genişlemeci bir politika olursa bunun ekonomiye tekrardan etkisi, biraz uzun bir süreç. Ondan sonra Euro'nun belki sene sonundaki hala 1.18'ler, 1.20'lere dolu bir hareketi olabilir. Ama şu anki süreçte gelen veri akışı Euro tarafında çok iç açıcı değil. Hızlı bir aktivasyon, yani bir Amerika Merkez Bankası kadar hızlı devam edemiyorlar. Bir Merkez Bankası başkanı değişikliği olacak. Dolayısıyla biraz bekleme sürecindeler. En iyi yapabildikleri işte bilançomuzu tekrardan genişletelim, tekrardan ekonomiyi destekleyelim algısı var. Bu da aslında Euro'yu hala biraz daha değersiz kılıyor. Ama dolar değer kaybettikçe de o 1.13-1.15 arasındaki hareket bir süre daha devam edebilir. Evet, bir taraftan da dolar Hindistan rupisinde gözüm. İşte oradaki bir hareketi gösterelim. Evet. Çarpışmadan, daha doğrusu uçak düşürmekten dolayı olan tansiyon tabii ki Hint rupisine negatif yansımış efendim. Bu 5 dakikalık grafiği görüyoruz. Uçak düşürüldükten sonra şu anda Hint rupisinde ciddi bir yükseliş var. İşte 70-91 rupilerden başlayan fiyatlama bir anda 71-41'lere kadar çıkmış. Şu anda itibariyle 71-35'lerdeyiz. Bu 5 dakikalık günlük grafikte burada bir yandan
gözümle takip ediyorum Tonguç Bey size anlattıkça. Altın ne olur? Gram altında özellikle dolarda bir dengelenme oldu. Ons altın tekrar bir gevşedi. Siz altın tarafına ne düşünüyorsunuz Tonguç Bey? Yani gram tarafına bakarken evet kur ve ons altına bakıyorsak ben kurdaki 5.30'lu seviyelerin bir süre daha ki 5.20-25'in de biraz daha kemikleşmiş bir destek olarak bir süre daha devam edeceğini olursa işte bu faiz politikasından dolayı nispeten sınırlı yıl içerisinde ya da önümüzdeki çeyrek dediğim sınırlı bir yükseliş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu gram altını kur tarafında hala güçlü tutmaya devam edecektir. Ons altında aslında çok güzel 1276, 1302, 1305 iki tane düzeltmesi oldu. Şu anda da 1325 seviyesinde bir üçüncü düzeltme yaşıyor. Eğer burada bir süre daha kalabilirse ons altın yıl içerisinde de yükselişine devam edebilir. Dolayısıyla benim gramda alış aralığım 215-220 TL arasındaydı. Şu an için oralar biraz zor gibi gözüküyor tekrar. Belki 220-225 TL aralığını yıl içinde tekrar 250-260 TL hedefiyle orada da mesela borsada %30'da ben TL ve dolar bazlı altında da neredeyse %41 portföy ayırmanın bu yıl içerisinde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Paraları %40 ayırabiliriz altına diyoruz. Peki yani. Tonguç Bey ben borsa açılacak birkaç saniye kaldı artım eksime. Viyop'a baksak oradan belli olur. Ben orada bayağı bir yatay açılış bekliyorum şu an için. Yalnız bu Hindistan'la yani bu savaş ya da işte uçak düşürme meselesinin ne kadar şu an etkili olduğunu piyasalarda... Evet bir yandan ona bakıyorum aslında fiyatlamalarda rupi tarafında etkili oldu ve borsası tarafında ama hani bir sistematik yoksa, bir noktada... Hani Viyop'a benzer bir açılış olabilir. Evet aynen öyle oldu. Vallahi tebrik ederim. Bugün sizin 2'de 2 diyelim. 0.03 borsa İstanbul'da açılmış oldu ama Tonguç Bey'in dediği gibi aslında biraz da temkinli açıyor. Çünkü Hindistan-Pakistan olayı yıllardır olan bir sorun aslında Hindistan'la Pakistan arasında. Umarım tabii ki büyümez ve borsaları da negatif etkilemez diyelim. Çok teşekkür ederim Tonguç Bey. Ben teşekkür ederim. Borsa İstanbul'da açılmış oldu efendim. Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte konuşmuş olduk. Hem Viyop tarafını hem de Borsa İstanbul'da.